Polinomun ne olduğu önemli değil. x eksi 3 ile bölümünden kalan soruyorsa bunu yine sıfıra eşitleyeceksiniz. Klasik olarak diyeceksiniz ki x gördüğün yere 3 yaz. Senden p1 artı r2 isteniyormuş arkadaşlar. Şimdi haliyle p1'i bulmak için x gördüğün yere 1 yaz. Burada 1 eksi 1 artı 2. Bunu 2 bulduk. Sonra R2'yi bulmak için x gördüğüm yere 2 yazıyorum. 4 eksi 4 artı 3. Bu da 3 geldi toplamları 5 oldu. B şıkkı. Polinomun çarpanlarından biri x eksi 2 demek. Bunu sıfıra eşitlediğiniz zaman bu polinom x gördüğünüz yere 2 yazdığınızda 0 geliyor demek. Yapalım. 2'nin kübü 8. 2 kere 2 4. Eksi 4. Evet 0 geldi. Demek ki çarpanlarından biri x eksi 2 2'ymiş. x eksi 1 ile bölümünden kalan demek. Bunu sıfıra eşitlersek x gördüğüm yere 1 yazarsam. P1 eşittir. Eksi 5 olmalı demek. Bakalım oluyor mu? 1, Eksi 2, eksi 4. Evet, eksi 5 oldu arkadaşlar. Doğruymuş bu da. Px eksi 1 polinomunun sabit terimini x gördüğün yere 0 yaz. P eksi 1'in 3 olmasını istiyor. Bakalım. Şimdi P eksi 1 yapmak için x gördüğünüz yere eksi 1 yazacağız. Böylece eksi 1 artı 2, eksi 4. Eksi 6'dan 2 çıkarsa eksi 4 oldu. Bu bakın doğru olmadı. Cevabımız 1, 2, c şıkkı. Polinomunun x eksi 3 ile bölümünden kalan burayı sıfıra eşitle yani p3 demek istiyor. Bu da 9 eksi 6 artı m'den 3 artı m yapar. x eksi 1 ile bölümünden kalan ne demektir? x gördüğün yere sıfıra eşitlersek 1 yazmalısın. 1 eksi 2 artı m. Bu da arkadaşlar m eksi 1 oldu. Bunların aritmetik ortalaması neydi? Topla ikisini sonra 2'ye böl. Böylece bu da m artı 1 eşittir 3'ten m 2 oldu arkadaşlar c şıkkı. Bazı sorularda arkadaşlar size bölen, bölün, bölünen her şey açık ve seçik veriliyorsa yani onu şu şekilde yazmalısınız. Bölünen, sonra bölen, elde edilen bölüm arkadaşlar qx artı 2'ymiş. Bakın bölüm, artı kalan. Böyle bir yazacaksınız ki mevzuyu görün. Bu noktadan sonra artık bu soru polinom sorusu olmaktan biraz çıkıyor. Gördüğünüz gibi bir fonksiyona dönüyor. Çünkü burada değişken arkadaşlar qx 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 hepsini silip şunu yazma hakkınız var. Hatta hani ilk önce şöyle yapayım ben. X gördüğüm yere A yazayım. QX gördüğüm yere A yazayım. A çarpı A artı 2 artı 3. Bu polinom böyle bir polinommuş aslında. Fonksiyonlardan hatırlayın bu yorumu. Değişkenleri böyle değiştirebilirsiniz. Bir polinomun katsayılar toplamı demek x'e 0 ver demektir. Şey pardon x'e 1 ver demektir. 1 artı 1'den p2'yi bulacağız şimdi. P2'yi bulmak için de a gördüğüm yere 2 yazıyorum. Böylece 8 artı 3'ten 11 c şıkkı oldu. Burada arkadaşlar fonksiyon yorumu gibi normal yorum yapacağız. Yani diyeceğiz ki px eşittir 2x artı a ise p2x artı 1 nedir? 2 parantezinde 2x artı 1 artı a'dır. X gördüğümüz yere bunu yazacağız. Dağıtırsak oradan da 4x artı 2 artı a geliyor. Bu da eşitmiş p 3x artı 4'e. Yani iki parantezinde 3x artı 4 artı a. Böylece bunu da dağıttığımızda 6x artı 8 artı a yaptı. Şimdi gördüğünüz gibi şu a'lar gitti. 6x'ler gitti fark ettiniz mi? Bir tek geriye ne kaldı arkadaşlar? Burada 2 var. Burada da 8 var a 6'ymış c şıkkı. Şimdi bir problem verilmiş burada diyor ki x üzeri 4 eksi x kare artı 2x artı 3'ün x eksi 2 ile bölümünden kalan nedir? Öğretmen bu verilene göre doğru cevap veriyor. Gerçekten yerine yazdığınız zaman bakın 16 eksi 4 artı 4 artı 3'ten 19 gelmesi lazım. Yalnız cevap 23'müş. Bu noktada nereyi söylüyor öğretmen bak diyor soru hatalı. O zaman diyor ki x'in katsayısını yanlış hatırlıyor olabilirim. Diğerleri kesinlikle doğru. O zaman düzelteceğiz. x üzeri 4 eksi x kare diğerleri doğru olduğu için ama x'in katsayısını bilmiyorum. Bakın yanlış hatırlıyor olabilirim demiş öğrenci. Böyle px diyorum. Haliyle artık px'ten dolayı ne söyleyeceğiz? p2 değil mi? x eksi 2 ile bölümden kalan çünkü. Yine yazacağız 16 eksi 4 artı 2a artı 3 eşittir. Kaç olmalıydı? 23. Bundan dolayı burası arkadaşlar 16, 3 daha 19, 4 çıkarırsak 15. 2A artı 15 eşittir 23. A da bakın buradan 8 bölü 2'den 4'müş aslında. X'in katsayısı C şıkkı. Polinomun derecesinin doğal sayı olduğunu unutmamak lazım. Bu yüzden soruya başlarken aslında bakın şöyle bir durum oluyor. 4 büyük eşit M. Aynı zamanda 2M eksi 8 küçük eşit 0'dan M küçük eşit 4 bu şartları sağlayan bir tek ne vardır? M eşittir 4 vardır. Bu Böylece denklemi artık baştan oluşturursak 6x küp artı M yerine bakın 4 yazarsak bu x üzeri 0'dan 1 olur 2. Yine x üzeri 0'dan 1 olur. Artı m de zaten 4'tü. 6x küp 5, 2 daha 7 oldu arkadaşlar. Bu da işte px polinomu. Bize x eksi 1 ile bölümünden kalan soru olması demek burayı 0 eşitle böylece x'e 1 ver demektir. Soru bizden p1 eksi p0 istiyor arkadaşlar. E, p2 pardon x yerine 1 yazdık çünkü. P2'yi bulursak 2'nin kübü 8. 8 kere 6 48 diye daha 55 oldu. Sonra arkadaşlar P0'ı istiyorduk. p 0 da zaten x yerine burada 0 yazmak demektir. Bu gider. Direkt 7 kalır. 55 eksi 7'den 48 olur. B şıkkı. Px polinomunun x-1, x-2, x-3 ile bölümünden elde edilen kalan x artı 1'dir. Buna göre iç içe polinomlar verilmiş x-1 ile bölümünden kalan diyor. Burayı sıfır eşitleyeceğiz. x yerine ne yazacağız? 1. P içinde P. içinde P, içinde P 1 oldu. E, bunu şimdi bulacağız. Şimdi arkadaşlar P1'i de nasıl buluruz biliyor musunuz? Px polinomu yeri geldiği zaman hep söylerim kafanız birazcık karışır gibi olduğunda lütfen şu böleni sonra bir bölüm polinomunu ve kalanı yazmayı unutmayın. Niye biliyor musunuz? Siz P1'i bulmak istediğiniz zaman bakın artık BX'e gerek kalmayacak. Yani bölüm polinomuna direkt bunlar gidecek. P1 buradan arkadaşlar 2 olacak. Aynı şekilde x eksi 2'yi 0 yaptığı için artık P1 2 oldu ya burası gitti. P'nin içinde P2 oldu. Ve x eksi 2'yi 0 yaptığı için buradan da bakın P2 3 geldi. P2 3 olduğu için burası bakın P3 olacak. P3'te de yine x eksi 3 0 olduğu için komple burası gider. p 3 de gördüğünüz gibi 4 olur. Cevabımız bu yüzden C şıkkı olur. Polinomda bazı soruları yapamama sebebiniz sadece böyle şu formatta yazmamaktan kaynaklanıyor bile oluyor onu söyleyeyim. Hiç artmayacak biçimde ayrılması demek tam bölünmesi demektir. Demek ki bu polinom x eksi 2'ye tam bölünüyor arkadaşlar x eksi 2 eşittir sıfırdan x gördüğümüz yere 2 yazacağız. 2 üzeri 4 16 artı 4 artı 2 eksi a eşittir sıfır. 22 a'yı bulduk. Bunu şunun gibi düşünün tamam mı? Niye tam bölünüyor hocam? E mesela 48 birimlik bir tahta olsa sen bunu 6 birimlik parçalara ayırsan 8 eşit parçaya ayrılır ve tam bölünmez mi? Onun gibi düşün. Bu yüzden a 22 oldu. Şimdi... Tahtadan kaç birim kesilirse uzunluğu x artı 3 olan tahta parçalarına hiç ayrı artmayacak şekilde bölünür. O zaman artık yeni durumda x'e eksi 3 vereceğiz. P eksi 3'ün sıfır olmasını istiyoruz. Polinomumuz kaç? Onu yazalım. x üzeri 4. x kare. Artı x bir de 22 geldi şimdi. A'yı bulduk. P eksi 3'ü buluyoruz. Buradan ne çıkacak? E, 81. Artı 9. Eksi 3. Eksi 22. Burada şimdi bir ifade daha eklememiz lazım. B diyelim ya da çıkarmamız lazım. Bu sorun yani eklememiz lazım derken aslında çıkarmamız lazım. Tabii ki polinomdan bahsetmiyoruz. Tahtadan bahsediyoruz. Bu şekilde bir B parçası çıkarmamız lazım. Tam bölünmesi için haliyle 90 oldu. 3 çıkar 87. 22 çıkar 65. Demek ki bir 65 daha çıkarmamız gerekiyor ki tam bölünsün. Bu yüzden cevap değişik oldu. Polinomlar biraz arkadaşlar arasında hani koy çıksın mantığında sorular da içeren bir konudur. O yüzden mesela bu soruda da şimdi telaş yapmaya gerek yok. E ben p 1 bilmiyorum ne olacak. Yapalım önce biz üzerimize düşeni. Kat sayılar toplamı demek x'e 1 ver demek değil mi? O zaman bizden P2 istiyor. Veriyorum şimdi x gördüğüm yere burada 2'yi P2 yapmak için. P1 çarpı 2'nin karesi 4 eksi 2P 1 çarpı x yerine 2 yazıyorum. 6. Bak 4 p1'ler gitti. Cevap 6 oldu. Bazen bunların nereden geldiğini anlamakta sıkıntı çekiyorsanız konu eksiğiniz olabilir. YouTube Eyüp B'den arkadaşlar konu anlatımı yapıyorum biliyorsunuz ben. Oradan yine devam edebilirsiniz. Hem böylece eksiğiniz de kapanmış olur. Onu da ekstradan söylemiş olayım. Polinom derece sorularında arkadaşlar şunu unutmamak lazım. Bir polinomun derecesi bizim için en büyük dereceli x'in derecesine eşittir. O yüzden küçük olanlar önemsenmez. Buradaki sabit sayının hiçbir anlamı yoktur. Yine şuradaki x, x küpten daha küçük olduğu için anlamı yoktur. Siz burada polinom çözümü yapmıyorsunuz. Derece çözümü yapıyorsunuz. O yüzden x üzeri 3'ün karesi üzeri 2 gibi düşünün ve x üzeri 12 yani px'in derecesi 12'ymiş. Aynı yorumlu arkadaşlar. Şimdi buna göre Çarpımların derecesi neydi? Derecelerin toplamı. P'nin derecesi 12 bulduk. Q x karenin derecesi nedir? Q'nun derecesi Q olsun. 2Q'dur arkadaşlar. Bu yüzden bu 30'a eşitmiş. Q buradan 9 oldu. Haliyle bölümün derecesi de neydi arkadaşlar? 12-9 yani farktı. 3 oldu. B şıkkı. Çevre uzunluğu yeşil karenin sarı dikdörtgenin çevre uzunluğundan 6 tane daha azmış. Bu arada bunların ortak kenarları var. Bakın x x şeklinde. Şimdi bir karenin çevresi 4 x olduğuna göre öbürünün 4 x artı 6 olması lazım değil mi? Haliyle buraya x artı 3 buraya da x artı 3 kalacak. Sarı dikdörtgenlerin alanları x çarpı x artı 3. Bundan 2 tane var arkadaşlar. Artı 5 tane de x kare. Dolayısıyla 7x kare artı dağıttığımız zaman 6x oldu. Şimdi bu px polinomuymuş. px artı 1 polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalana bakacağız. 0 eşitle x'e 2 vermeliyiz. Buradan da gördüğünüz gibi p 3 oldu. Yerine yazarsak 9 çarpı 7 63 ve 3 çarpı 6 18 buradan 81 oldu. P3 cevabımız C şıkkı.